Bu durum karşısında ABD'nin faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin komünizm sayesinde hızla yayılmasına karşı bir dizi tedbirler almak zorunda kalmıştır. Peki arkadaşlar bakalım NATO'nun kurulması olur mu? Tabii ki olur. NATO zaten SSCB'ye karşı kurulmuştu arkadaşlar. Askeri bir birlikte diyebiliriz. Turman doktrininin uygulanması olur mu? Bu da olur arkadaşlar. Çünkü Turman doktrini SSCB'ye karşıdır. Yani aslında komünizm komünizm tehdidine karşıdır. Komünizm tehdidi altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapılacaktır. Dolayısıyla bu da olur. Birleşmiş Milletlerse olmaz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler savaş sonrası süreçte e, her şeyin artık daha barışçıl olarak çözülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız bir ve iki yani C şıkkı olacaktır. San Francisco konferansında kabul edilen Birleşmiş Millet Anayasası'nın hazırlanmasında aşağıdaki devletlerden hangisi rol oynamamıştır? Arkadaşlar ABD tabii ki rol oynamıştır. İngiltere oynamıştır. Çin oynamıştır. Rusya da vardır arkadaşlar ama Almanya bu konferansta Birleşmiş Millet Anayasası'nın hazırlanması sürecinde etkin olan bir devlet değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı Almanya olacaktır. Soğuk savaş halinde olan devletler arasında alanlarından hangilerinde yoğun bir şekilde rekabet yaşandığı savunulabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Varşova Paktı ve NATO üyesi devletler arasında soğuk savaş dönemi yaşanmıştır. Arkadaşlar Varşova Paktı'nda kim etkin kim kuruyordu SSCB ve özellikle e, sosyalist devletlerin katıldığı bir paktı. NATO'yu kim kuruyordu arkadaşlar? ABD. Yani Soğuk Savaş aslında SSCB ve ABD arasındadır diyebiliriz. Soğuk Savaş sürecinde sıcak bir çatışma yoktur ama tabii ki soğuk rüzgarlar esiyordur diyoruz. Peki arkadaşlar bu devletler siyasi olarak birbirlerine üstünlük kurmak ister mi? Tabii ki ister. Teknolojiden daha birbirlerine karşı üstünlük kurmak isteyecekler mi? Yine arkadaşlar olur. Askeri olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Askeri olarak da üstünlük kurmak isteyecekler. Burada bahsedilen şey sıcak sıcak çatışma değil zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin Marshall yardımlarıyla Türkiye'yi kendi yanına çekmeye çalışmasında doğrudan etkili olmuştur? Türkiye'de tek parti yönetiminin bulunması arkadaşlar bu iç işlerle alakalı bir durum. Dolayısıyla ABD'nin Türkiye'yi yanına çekme isteğiyle bilgisi yoktur marşan yardımı ne için yapılıyordu arkadaşlar? Tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Sovyet tehdidi altında olan devletler içinde tabii ki bir yardım söz konusuydu arkadaşlar. Savaşın etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla. Sovyet yayılmacılığının Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmesi tabii ki ABD'nin Türkiye'ye yakınlaşma isteğini artırır. Çünkü biliyorsunuz Türkiye coğrafi olarak hem Balkanlara hem Orta Doğu'ya çok yakın ve dolayısıyla Sovyet yayılmacılığından Türkiye'de etkilenebilecek zaten. Ve ABD Türkiye yana çekmiş olursa bu yayılmacılığın önüne geçmiş olacak. Dolayısıyla ikinci öncü olur. Türkiye'nin uluslararası alanda barışçı bir devlet olarak tanınmasıyla da arkadaşlar çok alakası yok. Yani doğrudan bir etkisi olmaz bu durumun. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Bu durumun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada aşağıdaki dönemlerden hangisinin başladığını gösterir. ABD ve SSCB ile müttefikleri arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında açık ama silahlı çatışmaya varmayan sınırlı bir mücadele yaşanmıştır. Arkadaşlar e, soğuk savaş döneminden bahsediliyor tabii ki. Soğuk savaş döneminde sıcak bir çatışma yoktur ama e, bu devletler arasında gerginlikler vardır, taraflar vardır, bloklaşmalar vardır. Dolayısıyla tabii ki doğru cevabımız değişik olacak. Küreselleşme dediğimiz şey arkadaşlar herkesin her yere kolay bir şekilde ulaşabilmesi. Aslında dünyada tek bir devlet varmış gibi düşünebilirsiniz. Bu bir küreselleşmedir. Ulusallaşma ulusal devlettir aslında. Sömürgeciliği biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Restorasyon ise yenileme dönemidir. E, tamir etme dönemidir. Bununla da bir alakası yok. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu faaliyetlerinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya üye olmuş, ABD'ye ülkede üst vermiş ve Bağdat Paktı'nı imzalamıştır. Bakalım arkadaşlar, Sevr Anlaşması'nın hükümlerini sona erdirme olur mu? Olmaz tabii ki. Çünkü arkadaşlar bu süreç 1. Dünya Savaşı'ndadır. Yani Sevr Anlaşması 1. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ölü doğan bir anlaşma. Yukarıda 2. Dünya Savaşı sürecinden bahsediliyor. Bu yüzden olmaz. Sovyet tehdit ne karşı güvenliğini artırma olur mu? Özellikle NATO'dan bunu çıkarmamız mümkün arkadaşlar. Çünkü NATO zaten Sovyet tehdidine karşı oluşturuluyordu. Ve e Sovyetler Balkanlarda Orta Doğu'da yayılmaya çalışıyor. Komünizm fikrini yaymaya çalışıyor. Türkiye'de biliyorsunuz bu coğrafyalara yakın. Dolayısıyla bu tehditten etkilenebilir. Bu sebeplerle ikinci öncül doğru. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olabilmeyle de bu durumun alakası yok. Çünkü zaten Türkiye 2. Dünya Savaşı sürecinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olacaktı. Ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı bağımsızdır, tarafsızdır, barışı savunur arkadaşlar. Burada da NATO var. NATO bir taraftır. Dolayısıyla Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Truman doktrini Amerika'nın Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri destekleme, Marshall planı da hür Avrupa'yı ekonomik bakımdan kalkındırma ve güçlendirme amacını taşıyordu. ABD Sovyet yayılmacılığını çıkarlarına tehdit olarak algılamış mı arkadaşlar? Tabii ki algılamış ki Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri yanına çekmek için bir takım planlar ortaya koymuş, doktrinler ortaya koymuş. Tabii ki doğru. Avrupa'da komün izmin yayılmasını önlemek amacıyla ABD, ABD siyasi ve ekonomik tedbirler almış mı arkadaşlar? Tabii ki gördüğünüz gibi almıştır diyebiliriz. Çünkü Marshall Planı Truman Doktrini Sovyet tehdidine karşı ortaya çıkar. SSCB Truman Doktrini ve Marshall Planı tabii ki desteklemez çünkü kendisine karşıdır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? 1949'da kurulan NATO'nun askeri etkinliklerini artırması üzerine Doğu Bloğu'nda kolektif savunma ve işbirliği amacıyla 14 Mayıs 1955'te tabii ki Varşova Paktı kurulacak arkadaşlar. Comecon ve Cominform daha çok ekonomiktir arkadaşlar ve Marshall planına karşıdır diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı sağlamak amacıyla kurulmuş olan tarafsız bir kuruluştur. Güvenlik Konseyi de arkadaşlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olan devletlerin güvenliği ile alakalı bir kuruluştur diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız elbette D seçeneği olacaktır. Konseyin çalışma alanları içerisinde konularından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç ve İsveç 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da oluşturduğu sosyal ve kültürel yaraları sarmak amacıyla 5 Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi'ni kurdular. Türkiye Konseyi 8 Ağustos 1949'da üye olmuştur. Arkadaşlar sosyal ve kültürel yaraları sarmak amacı taşıyorsa eğitimle ilgili e, durumlar içerisinde yer alır mı Tabii ki alır insan hakları olur mu Elbette olur arkadaşlar sosyal dayanışma olur mu yine olur Bunların hepsi sosyal ve kültürel alanlarla alakalıdır ve arpa konseyi içerisinde yer alır bu sebeplerle doğru cevabımız eşkı olacaktır Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olarak kabul edilmesini kolaylaştırıcı etkiler yaptığı söylenebilir? Türkiye'nin stratejik bir coğrafi konuma sahip olması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü zaten NATO askeri bir ittifaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin konumu da elbette NATO'ya katılmasında etkili olacaktır. Batı bloğunun SSCB'ye yakın bir üste ihtiyaç duyması olur mu? Yine olur arkadaşlar. Çünkü Türkiye biliyorsunuz SSCB'ye yakın. E, dolayısıyla bu Durum yine aslında onun coğrafi konumuyla alakalıdır. Bu yüzden ikinci öncülde olur. Kore Savaşı'na gönderilen Türk birliklerinin başarılı olması ise aslında en büyük etkilerden biridir diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. 1950'li yıllarda Türkiye Kore Savaşı'na asker gönderecekti arkadaşlar ve başarı elde edecekti. Bu da notaya üye olarak kabul edilmesinde oldukça etkilidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu faaliyetlerinin faydalarından hangilerinin elde edilmesine yönelik olduğu savunulabilir. Türkiye 1952'de Kuzey Atlantik Paktına, 1953'te Balkan Paktına ve 1955'te de Bağdat Paktı'na üye olmuştur. Ülke bütünlüğünün güvence altına alınması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü zaten bu paktlar özellikle birlik ve beraberlik için kuruluyor. Dolayısıyla özellikle SSCB tehdidine karşı da ortaya çıkıyor. Bu durum Türkiye'yi ülke bütünlüğü konusunda güvence altına alacaktır. Balkanlarda ve Orta Doğu'da istikrarın oluşmasına katkı sağlanılması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü Balkan Paktı ile zaten hedeflenen bu. Bağdat Paktı ile de hedeflenen tabii ki Orta Doğu'da istikrarın oluşması. Bu yüzden bu da doğru. Doğu ve Batı sınırlarının korunması yine olur. Balkan Paktı ile özellikle Batı, Bağdat Paktı ile Doğu sınırları korunmuş olacak. E yine birinci öncüle zaten benzerlik gösteriyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soğuk savaş dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birinci verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi Türkiye'nin NATO üyeliğinin kabul edilmesinde etkili olacaktır arkadaşlar. Özellikle Türk birliklerinin başarılı olması zaten bunda büyük bir etki sağlayacaktır. Balkan Paktı'nın imzalanması Türk-Yunan ilişkilerini bozmaz. Aksine arkadaşlar düzeltir. Çünkü Balkan Paktı zaten Balkan bölgesinin sınırlarını güvence altına alır. Bu yüzden bu durum yanlış olur. ABD'nin dış yardım kanununu kabul etmesi, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması doğru arkadaşlar. Varşova Paktı'nın kurulması, Doğu Bloğu ülkeleri arasında askeri işbirliğinin sağlanması. Evet arkadaşlar özellikle sosyalist devletlerin askeri işbirliği teşkilatıdır Varşova Paktı. SSCB'nin yayılmacı politikalar izlemesi de tabii ki ABD önderliğinde Batı Bloğu'nun oluşmasında etkili olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.